Sultan! Telefon etmem lazım hemen. Yukarıda telefon, yukarıda. Barış, arın önünde nöbet tutacaksın. Kimse girmeyecek. Tamam, şey. Tamam kimse. Bahtiyar! Bahtiyar aç kapıyı çabuk. Ne oldu? Ne bileyim ben. Bahtiyar! Nefis ölüyor Bahtiyar. Ne? Hemen sinemaya git. Yanında ne kadar para varsa al. Odun parası falan. Hadi durma. Nerede paralar? Yukarıda. Koş. Eko! Hayrola ne oldu? Nefise. Nefise'nin ayakları. Arif ölebilir dedi. Hemen götürmek lazımmış. Ne oldu size? Sefer'i bul gel. Ne olduğunu ben de anlamadım. Hadi. 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 Abi. Uyandın mı kızım? Yüreğim hop hop ediyor. Bunun kocası evi mevi basar da. Kimin kocası? Canım getirdiğin kızcağızın kocası. Aa Nesrin ne yapıyor? Temizlik. Ne? Geldiğinden beri dip bucak temizlik yapıyor. Sanki evi kırklasın diye getirmişiz bir çareyi. Durdurmak mümkün değil. Aa Nesrin ne yapıyorsun? Hiç. Bir toz alıvereyim dedim abla. Aman bırak şimdi toz almayı. Hadi gel aşağıda bir şeyler yiyelim. Aa sofrayı da hazırlamış. Ama sen uyanmadan ağzına bir lokma bir şey koymadı. Hadi çocuklar hadi bakalım hadi. Heh. Anlaştık bu halleri. Hemen gönderin arabayı. Askıya alacağız tabii. Anladık. Paramız var dedik işte uzatmayın. Ne oldu? Burada bir şey yapamıyoruz. Götüreceğiz Nefise'yi. Nereye? Adapazarı'nda bir çiftliğe. Sahibini tanıyorum. Şimdi bir araba gönderiyorum. Para lazım. Para lazım tabii. Peki doğumdan sonra veremez miyiz parayı? Bekleyemezler mi? Bu durumda kredi mi açacaklar bize? Hiç sanmam. Benim Nefise'ye bakmam lazım. Sultan! Arif abi şşş. Kimse girmeyecek ya, dedi. Hey. Sen de giremezsin. Şşşt! Hey! Gürültü etmeyin burada. Aferin Barış. Kimseyi sokma içeri. Bu kadar mı? Daha var vermiyorum. Zengin miyiz oğlum biz? Hadi kızım. Doğru dürüst doyursana şu karnını. Ne öyle kuş gibi? Doydum vallahi teyze. İçim almıyor artık. Madem doydun. Hadi yak bir tane. Tövbe tövbe. Aman iyi canım. İçmiyorsan içme. Daha iyi. Düşündün mü? Geri dönecek misin o adama? Ay! Beni de ürkek yaptı ya. Ne oluyor canım? Alt tarafı kapı çalınıyor. Rahat ol biraz. Bak hepimiz yanındayız. Kimse sana bir şey yapamaz. Senin gözünü korkutmuşlar. Duydunuz mu olanları? Nefise hastalanmış. Aa, ne olmuş? Bilmem. Hepsi bir telaş sinemaya gittiler. Hadi bitirin şu yemek faslını da gelin. Çok meraklandım çok. Ne şanslı hayvan. Başında özel doktoru var. Siz gidin. Biz de bir plan yapalım. İyi. Yapın bakalım. Ama dikkatli olun. Bu heriflerin sağa solu belli olmaz. Tamam yenge tamam. Görmüyor musun? Kız zaten korkuyor. Hadi Nuri hadi yürü. Her günü bir bilme. Aa tamam canım tamam önden git sen. Hadi ben de paltomu alıp geliyorum. İyi madem iş yapmayı bu kadar seviyorsun bir kahve hazırla da içelim ha. Buraya girmek yasak. Oğlum bak nasıl hücum ediyor. Dur, taş oğlum. Taş abi dur. Yasakladı. Barış dur. Şşt Barış. Arif abi içeri giriyorlar. Açmayın kapıyı. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bundan daha kötü ne olacak? Ölüyor hayvan. Sapa sağlamdı Arif gelinceye kadar. Yapma be sultan. Adam seviyor beygiri ya. İğneleri basarken de seviyor muydu? Hepimiz istedik bunu.
Biz değil miydik? Hadi Arif, kazandır bize Arif diye iteleyen. He. Bizdik. Bendim. Eko. Bunlar hemen lazım. Hadi fırla hemen. Şimdilik iyi gibi. Olacak iş değil, ayağa kalktı. Dur bakalım ne olacak. Nesi var Nefis'in? Arpalama derler buna. Tırnaklarda hızla gelişen bir hastalık. Hiç olmazsa tayı kurtarabilsek. Niye sen geldikten sonra dertlendi bu hayvan? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Hadi Eko, ben gidemem. Parasıyla oğlum, çalacak değilsin ya. Sultan. Sefer gitsin. Ben işi bıraktım. Al. Aa, niye bu oğlum? Ne güzel gidiyordu. Ya eczacı kafalığı, kim ben kim? Kovuldum. Gel lan birlikte gidelim. Belli olmaz, affetmiştir belki. Yürü. Sultan. Özür dile benden. Niye? Açık konuştuğum için mi? Çamur sıçrattığın için. Şu hayatına bak. Yaklaştığın herkesi kirletirsin sen. Özür dile. Özür dilerim. Nefise'yi kurtar. Anlat bakayım lan, ne oldu da Melahat abla kovdu seni? Ya benim beceriksizliğim oğlum. Depo sayımı yapacaktık, ben beceremedim. Bana bak, bir daha milletin önünde öyle bana manalı manalı soru sorma, tamam mı? Şimdi al şu parayı. Doğru eczane. Ben de kahveye gidip Necati abiye haber vereyim. Hadi lan koş. Ehliyeti verirler mi dersin? Hiç korkma, mükemmel kullanıyorsun. Yazılıdan çakıyorduk ama. Bir tek ilk yardım puanı düşük geldi. İlk yardım puanım 0 olması gerekiyordu aslında. Bir türlü kurtulamadın şu kazanın etkisinden. Kazanın değil, sonrasının. O adam... Adama bir şey olmamış dedim sana. Hala rüyalarıma giriyor benim. Şimdi bırak rüya görmeyi de al şu ehliyetini. Geldik. Dediklerimi anladın. Her şey yapıyorum ama bir yanlış olmasın. Tamam. Tamam, merak etme sen. Tamam. Dediklerimi unutma. Nazlım Hanım. Evet. Hazır mısınız? Evet. Dilara Hanım. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Ne işiniz var burada? Ben de aynı şeyi soracaktım. Benim bir tanıdık sınava giriyor da moral vermeye geldi. Benim de. Arkadaşım. Tanıyorsunuz, şirkette çalışıyor. Nazlım. Hani yıldızınız barışmamıştı ya, hatırladınız mı? Beni yanlış anlıyorsunuz. Herkes beni yanlış anlıyor. Ne alıp veremediğim olacak ki benim Nazlım Hanım'la? Bir emriniz var mı efendim? Sağ olun. Birazdan gidiyoruz zaten. İşinize bakın siz. Sağ olun. Kaç yıldır araç kullanıyorsunuz? Birkaç yıl önce öğrenmiştim. Ama trafiğe çıkmadım tabii. Keşke her trafiğe çıkan sizin gibi araç kullansa. Neyse, şu ileriden soldan döneceğiz. Hı hı.
Ne oldu? Tamamdır. Artık bir ehliyetim var. Ne işi var bu herifin burada? Bir tanıdığı sınava girecekmiş. Benim de sinirlerimi bozdu. Neyse, boş ver. Hadi, sen sürsene. Necati abi. Necati abi, niye bir şeyi hastaneye kaldırıyorlar abi? Hastane deyince aklıma Cerrahpaşa, Samatya Sosyal Sigortalar gibi mekanlar geliyor çocuğum. Aman hepsi oralarda rahat edemez. Yoksa özel bir kliniğe mi kaldırdınız ha? Ya gırgır değil abicim. Arpalama diye bir şey olmuş hayvana. Aa, tıbbın o bölgesi bana karanlık. Ama anlaşılan ciddi bir iş. Gidip bir bakalım neler oluyor. Tüh ya, ben gelemem ki şimdi. Ama bir sakal atabilirsin değil mi? Para lazım oğlum. Deftere yazıyorum. Alırım ona göre. Ver. Hadi oğlum hadi lan hadi. Yürü. Bana bak sen bence doğru eczaneye git. Melahat abla köpürüyor sen geç kaldın diye. Ya yürü ya. Karakoldan çağırıyorlar. Hadi gidelim. Anlarız ne olduğunu. Hadi bin. Geldiler. Niye çağırdınız beni? Gidecekse gitsin. Vallahi yüreğim dayanmıyor benim böyle şeylere. Sana sormadan bir şey yapmak istemediler Gülsüm. Haklılar. İzin verirsen Nefise'yi götüreceğiz. Ne oldu? Sonra ne olacak? Doğuma kadar çiftlikte bakılacak. Tedavi parasını ödeyebilirsek çok iyi. Yoksa tayın satışından pay isterler. Malum. Al gülüm ver gülüm. Götürün o zaman. İyi bakın. Merak etme. Hep yanında olacağım. Sen de istediğin zaman gelip görebilirsin. Gel kızım, yürü kızım. Biz de gelmek istiyoruz çiftliğe. Tarif etsinler. Şimdi, arabayı takip edelim, daha kolay olur. Bizi izlersiniz. Tamam, hadi binelim arabaya. Hadi. Sen nereye oğlum, işin yok mu? İzinliyim oğlum. Sen makine dairesini kontrol et. Bayanlar, mahallemizin seçkin bir siması geçici olarak aramızdan ayrıldı. Ama her işte bir hayır vardır lafı bu durumda çok geçerli bence. Nefisemiz eminim ki gittiği yere daha iyi bakılacaktır. İnşallah. Bu hüzünlü havayı dağıtmanıza yardımcı olmak isterim. Sizleri bir çay bahçesine davet etsem? Vallahi ben çok memnun oldum. Eve girersem böyle boğulup ölecekmişim gibi hissediyorum. Şadiye nerede? Bak gördün mü onları unuttuk gitti. Onlar kim? O kız hala gitmedi mi? Ne gezer? Şadiye'ye yapıştı. Bakalım sonları ne olacak? Onları da çağırın efendim. Açık bir davet bu. Çınar Mahallesi güzellerine çay daveti. Gidelim mi? Hadi. Hadi güzeller hadi. Buyurun buyurun. Buyurun Dursunlar.
Ya bu hızla gece varırız oraya. Şimdi sollarız onları. At sarsılmasın diye yavaş gidiyorlar. Onları gözden kaybetmeyelim. Çiftliği biliyorum abi. Gidip oturup bekleriz. Yollarda sürünmektense. İyi fikir. Bastır bastır. Böyle gidilmez ya. Sen anlamadın galiba. Karakola çağırmışlar kızı. Gitsin anlasın ne olduğunu. Belki başka bir şeydir. Başka ne olacak baba? Hem bu sabah midem bulandı zaten. Şu Nuri, kızın ehliyet sınavına gelmişti. Sözüm ona bir tanıdığı varmış filan. Nuri ha? Çoktandır görmedim Nuri'yi. Ne işler karıştırıyor acaba? Bir ara işte, sor bakalım. Nuri'nin el işine karışamam kızım. Karışmam yani. Yoksa iş yaptıramayız adama. Adama çarptığımızda o arabada ben de vardım. Unuttun mu? Üstelik kaçalım diyen de benim. İyi ya, kendin söylüyorsun işte. Zor durum. De ki mızrak çuvala sığmadı. Bir şekilde tespit ettiler bunu. Ne olacak? Ne olacak? Bir suçlu bulmaları lazım değil mi? Gidecek soğukkanın altına bir kişi gitsin. O da sen değilsin herhalde. Burası şimdi. Dursunlar abi. Buyurun. Aa, konserva. Al yavrucuğum. Sağ ol Necat abi. Sen de al. Teşekkürler. At. Ay sağ ol Necat abi. Sana da vereyim. Teşekkür ederim. Al bakayım yavrum. Teşekkür ederim. Benim gözüm seni bir yerden ısırıyor. Kimsin sen? Ben sizi tanıdım ama... Sen Yaşar'ın karısı değil misin? Küçük gelin. Aa. Necati abi kocasını tanıyor musun? İnşallah arkadaşın falan değildir. Müşterim, iki dişini çektim keratanın. Avcı Yaşar değil mi kızım senin kocan? Öyle derler. O mu yaptı bunu? Evet. Kızı öldürüyordu dayaktan, elinden zor aldı. O aslanı bir de dişçi koltuğunda görecektiniz. Demek böyle marifetleri de varmış ha. Canım olmaz böyle bir şey ya. Bu işte bir yanlışlık var. Şoförün de yolu. Birazdan gelirler değil mi? Doğru. Ya da bizi alırlar. Yanlış yere getirdi salak. Belli bir şey. Sultan. Ne diyorsun? Ben diyeceğimi dedim. Şimdi bekliyorum. Yorum yok.
Sen şimdi Arif'ten mi şüpheleniyorsun? Yorum yok dedim baba. Nasıl olsa anlayacağız. Bence yola çıkalım. Ufak ufak İstanbul yolunu tutalım. Bakarsınız bir taksi geçer. Belki otostop çekeriz. Sabaha kadar yürürsek Çınar Mahallesi'ne anca varırız. Hadi yürüyüş açar bizi. Hadi. Hadi yürü Bahtiyar. Bir yanlışlık olmuştur mutlaka. Gelecekler. Aptal gibi yollarda sürünemem ben. Bekliyorum. Sultan. Bahtiyar gelmiyor. Burası bir haraya benziyor mu sence? Benzemiyor. Burada bir yarışatını tedavi edebilecek, doğum yaptırabilecek bir durum var mı sence? Yok. O halde? Ben bekleyeceğim. Ne kadar bekleyeceksin Bahtiyar? Sonsuza kadar. İstemeyen gitsin. Güzel burası, huzurlu. Sevdim ben. Be Bahtiyar, çıktın ha. Tamam ya. Valla. Siz gidin. Ben de bu inatçı keçiyle beraber kalıyorum. Yürümek fikri beni de pek sarmadı. Bizi merak etmeyin. Gidin. Avcı Yaşar'la bir konuşalım bakalım. Faydası olur mu acaba? Olmaz mı? En azından gözü korkar. Vallahi hiçbir faydası olmaz. Kusura bakma Necati abi. Ben kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu tip adamlara laf geçmez. Ay sinirim bozuldu. Ver bir sigara. Vallahi bence de Gülsün doğru söylüyor. Nesrin, siz resmi nikahlı mısınız? Peki senin yaşın küçük kızım. Nasıl oldu bu iş? Yaşını büyütmüşlerdir mahkeme kararıyla. Öyle mi? Yaşını mı büyüttüler? Ya bizim delikanlılar ne yaptılar acaba? Epey oldu gideli ha. Sahi Nefise nasıl acaba? Belki de iyi oldu götürdükleri. Daha iyi bir yerde doğum yapacak. Dönüş yolundadırlar belki. Gitsek mi artık? Siz bilirsiniz. Sultan, inanmıyorsun değil mi ya? Ne? Arif'in bize böyle bir kazık attın abi. Doğrusunu mu istiyorsun? Evet. Yani lütfen. İnanmıyorum. Her şey şaka gibi geliyor. Belki Arif'in de başı belada. Adamları tanımıyoruz ki kardeşim. Bu adamın bir sürü bulaşık herifle işi var. Ne bileyim ben be? Ne olursa olsun sonuç tek. Madara olduk yani. Püh! Bir kısmını kendim hallettim. Eşyaların tümünü ben aldım. Bu kütüphane bir çiftlikten. Nerede? Buldun mu babanı? Çok güzel, ben de Peter. Buldum. Çiftlik Vermont. Çok eski, 18. Şimdi söyle bana. Boyamayacak mısınız? Sizin aranızda ne geçti? Yemeğe çıktık. Söylemiştim sana. Söylemediğin ne var? Bana asıldı, bunu da söyledim. Yüz vermedin. Hala bir kuşkun mu var? Bu adam birini kafaya takınca vazgeçmez. Vazgeçtiğini hiç görmedim. Bu sefer vazgeçmek zorunda kalacak. Ben de ondan korkuyorum. Nasıl yani? Sana kötülük edecek. Ulan söylüyorum kimse inanmıyor. Dinle çocuğum bak. Osmanlı devrinde İstanbul Musevilerinin başlıca yerleşim yeriydi. Büyük yangından sonra sürekli çevresi değişen semt son döneme yoksul bir mahalle olarak girdi. Vay be. Neresi bura abi? Şu anda ayaklarını bastığın toprak çocuğum burası. Bizim mahallemiz. Ne bu haliniz lan? Ne oldu? Sormaya korkuyorum ama korkun necele faydası yok. Kaybettik mi Nefise'yi? Kaybettik abi. Ama dediğin anlamda değil.
Mecaz yok. Basbayağı kaybettik. Kayboldu. Kaybettiler. Kayıplara karıştırdılar. Çaldılar mı oğlum? Ne oldu? Arif'in de bindiği nakil aracı göğe çekildi. Bizi de çiftlik kılıklı bir çöplüğe boşalttılar. Ben devam edemeyeceğim. Ben şahsen utanıyorum. Peki Bahtiyar nerede? Bekçi baba? Umut dünyası işte. Onlar hala çöplükte bekliyorlar. Sultan, sen Arif'ten kuşkulanıyorsun. Upuzun bir uyku istiyorum abi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Of. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Aa tamam. Düşüne düşüne kafayı yiyeceğiz. Ama. Ama ne? Şimdi bir şey söyleyeceğim, yanlış anlayacaksınız. Ben Arif'in böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Doğrusunu istersen ben de. O zaman da korkuyorum. Başına bir şey gelmiş olabilir diye. Polisi arayalım o zaman. Bence sabaha kadar bekleyelim. Dilara seni aradı. Bir bu eksikti. Ne istiyor yine? Söylemedi. Seninle konuşmak istiyormuş. Bir şeyler ye. Okka'nın altına bir kişi gidecekse o da ben olmayacakmışım. Lafa bak sen. Kızısın. Adam haklı. Aptal aptal konuşma. Bu adamı ne desen boşuna. Ona karşı koyacağımı düşünmez bile. Düşünemez. Peki. Bunu yapabileceğime inandıracağım onu. Nasıl? Sultan'ı aradım bugün. Şu sinema var ya. Yeni bir iş kursam. Benimle çalışır mısın? Muzaffer Bey'e rakip. Neden? Yani... Neden bunu yapacaksın? Çünkü benimle savaşmayı göze alamaz. Çok şey biliyorum. Hayır, ben onu sormadım. Yani niçin? Benim için mi? Senin için tabii. Ne var bunda şaşacak? Barış. Aa, çocuk uyudu. Herhalde uyandıracak değilsiniz. Barış burada kalsın bu gece. Hadi gidelim. Hadi. Teşekkür ederim. Aman, hadi. Yürü. Çabuk taksi çağır, hemen hastaneye götürelim. Sultan! Polisler senden şüphelenecek. Onu sonra düşünürüz. Hadi hadi. Aç kapıyı. Ne oldu? Merak etme yavrum, önemli değil. Kafasına vurmuşlar. Geç bakayım sen. Kafasına dikkat et. Çek çek çek. Hadi hadi. Kaybedesizin neydi, tamam mı? Arif'i de ben buldum, tamam mı? Sultan bir an bile yalnız kalmadı. Tamam, kahveden birlikte çıktık, sonra zaten kimse kalmadı deriz, tamam mı? Tamam, git. Gelsin abi, gelsin. Düşme değil bu.
Sert bir cisimle vurulmuş kafasına. Polise bildirmemiz lazım. Bildirin zaten. Biri saldırmış arkadaşımıza. Yarış atımız vardı bizim, onu da çalmışlar. Şikayetçiyiz. 48 saat biraz kritik durumu. Yanında kimse kalacak mı? Ben kalacağım. Yakını mısınız? Arkadaşıyım. Siz benimle gelin o halde. Hanımefendi kalsın. Gülsün, emin misin? Kalacak mısın burada? Hayatta hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Ya Nihat ararsa seni? Burada olduğumu söylersin. Buyurun. Şadiye Hanım, içeri girebilir miyiz? Giremezsiniz. Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Çok ayıp oluyor ama. Eşim içeride alıkoyuyorsunuz. Bu suçtur yani. Her karı koca arasında münakaşa olur hanım kızım. Sizin karışmanız hiç doğru değil bence. Siz buna münakaşa mı diyorsunuz? Sen de suratıma asit döktün. Polise vermedim seni. Verseydim suçlu bulurlardı. Gönder Nesrin'i gelsin, yoksa bu işin tadı kaçıyor. Nesrin bende değil. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Zaten isteseydi evine dönerdi, değil mi? Bir bakalım o halde. Burada mı değil mi? Evi arama iznin var mı senin? Savcılığa git. Git karakola. Yapsınlar işlemleri, gelip arayın. Ha, giderken evlenme cüzdanını götürmeyi unutma. Yoksa senin Nesrin'in evli olduğuna inanmayabilirler. Şeytan diyor, kır kapıyı, gir içeri. Tut namussuz saçından sürü. Şşt, böyle olmaz. Akılsız. Bir çuval inciri berbat ettin. Meydan dayağı çekmek istedi canın, değil mi? Salak Yaşar. Adam olmazsın sen. Yürü. Nefise geldi mi? Gelmedi Barış. Nefise gelmez artık. Öldü mü? Ya sana kaç kere söyledim oğlum? Nefise'yi kaçırdılar. Ama merak etme, bulacağız. Bulamayız artık Nefise'yi. 5 kuruş da paramız kalmadı. Of. Ben uçtum abi. Psst. Eczane. Sen demedin mi oğlum kadın affetmiş diye? He. Gidip bir bakalım. Ne oldu Barış? Hayrola? Yukarı gel. O çıksın. O benim eşim. Ben ondan hiçbir şey gizlemem. Para herkese lazım. Ne o, borç mu vereceksin? Borç değil. Fazla oynatma başını.
Doktoru çağıracağım ben. Ne oldu bana? Başını vurmuşsun. Heyecanlanma, fazla kıpırdamasın dedi doktor. Hastane mi burası? Evet canım. Ben sinemaya gitmiştim. Kim getirdi beni buraya? Biz getirdik. Bayılmışsın. Arif, ne oldu sana? Başımı vurdular herhalde. Nefise. Nefise nerede? Dur şimdi. Düşünme bunları. Çaldılar onu. Kafamı vurup yol kenarına attılar beni. Namussuzlar. Yakasını kurtarmayacak benden. Bak Arif, dinle beni. Beyin sarsıntısı geçirmişsin. Bir süre dinlenmen şart, anladın mı? Bırak şimdi Nefise'yi de adamları da bir kenara. Sen mi kaldın benim yanımda? Birazdan gelir herkes. Ben kaldım. Ama istemezsen başka biri gelir. Ben giderim. Yum gözünü şimdi. Sen dinlen. Ben doktora uyandığını haber vereyim. Kim öğretti sana hırsızlığı? Barış. Nefise'yi kimler çaldı? Hırsızlar. Sen ne yapıyorsun peki? Bir daha kimseden tek bir çöp bile çalmayacaksın. Söz ver bana. Söz. İyi. Şimdi bu cüzdanların, telefonların sahiplerini bulup hepsini geri vereceğiz. Bunları da mı? Evet. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Evet. Kusura bakmayın. Dün ben... Sefer söyledi. Haber verseydiniz çok iyi olurdu. Bir daha lütfen habersiz yok olmayın. Tamam. Gelmediğiniz günlerin ücreti kesilecek tabii. Çınar Mahallesi. Evet. Çorbacı Çeşme Sokak numara 33. Yarın. Tamam, bekliyoruz. Hoşça kalın. Veriyorum. Alo dayı. Peki. Tamam. Tamam. Korkmuyorum dayı. Tamam. Tamam. Şimdi buradan çıkmanın bir yolunu bulalım. Kimse yok. Hadi gel. Kimse yok. Gel. Yürü. Bak bak bak. Yalancıya bak. Sakın ha. Sana zararım dokunur demedi deme. Nesrin, gel yavrum. Necati abi. Yaşar. Avcı Yaşar. Kırarım kapını. Tam işitmedim avcı efendi. Nereyi kırıyorsun bakayım? Hı? Bu karı var ya. Ah! Hadi bakayım ulan. Ah! Ah diye çocuğum, ah diyeceksin, ah! Ah! Hadi ulan! Ah! Siz bir yere mi gidiyordunuz? Hadi keyfinize bakın. Biz avcı kardeşimle biraz muhabbet edelim. Bakalım dişlerinden memnun mu? Gel bakayım. Dursun teyze, yengen burada mı? Bu işin sonu kötüye varacak. Kötü oluyordu zaten. Necati abi gelmese. Ne oldu Necati'ye? Tuttuğu gibi kocasının kulağından. Necati mi? Ne olacak şimdi? Bıçak bıçak çeker bunlar.
Yok yok, hiç sanmam. Ödü kopuyor Necati abiden. Nesrin'in dayısı gelecek yarın. Bundan sonra orada kalacak. Bu adamla evlendiren de dayısı değil miydi? Değil. Beni amcam evlendirdi. İyi halt etti. Dayı neredeydi o zaman? Onlar kavgalı. Dursun teyze, bir gece. Bir gece daha idare etmemiz lazım. Yengen burada mı? Çarşıya gitti. Gelir şimdi. Gelin hadi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben hepinizden özür diliyorum. Yüzüme gözüme bulaştırdım bu işi. Yorma kendini. Ben de özür diliyorum. Sahiden. Senden kuşkulandım çünkü. Gelsene. Anlatmak ister misin? Anlatacak halde misin? Bir şey olmaz bana. Kafam sağlamdır. Dinlensin diye tutturdular. Dinleneyim. Ama sonra yapacak çok iş var. Bunu yapanların canını okuyacağım. Bu iş burada bitmedi. Nefisi'yi de kurtaracağız dayı da, güven bana. Sakin ol. Çıkınca konuşuruz. Ama artık bulaşık işlere girmem. Giden gider. Benim sorumluluklarım var artık. Barış? Onu utandıracak bir şey yapmamaya söz verdim. Bu dünyada utanılacak tek şey var Sultan. Tek bir şey. O da yoksulluk. Asıl savaştan kaçarsan utandırırsın Barış. Nihat seni aramış. Bulamayınca bizi aradı. Nazım'ın önemli bir işi çıktı falan diye geçiştirdik. Arif'in bakıma ihtiyacı var Asiye. Gülsün, sen yeni bir hayata başlıyorsun. Ne yaptığının farkında mısın? Nihat'ı ararım ben. İnceldiği yerden kopsun. Ben gidip sigara içeceğim. Çıkarken haber verin. Nazlım. Biraz konuşabilir miyiz? Nerede konuşacağız? Aha. Sahi mi söylüyorsun? Konuşabilir miyiz yani? Burada olmaz. Bir yerde oturalım. Tamam. Söyle. Olmaz, hemen söyleyemem. Bir dakika. Diyecektim ki, senin bir derdin var diyecektim. Hiç kimselerin göremediği, herkese kapattığın bir kapı. Sen o kapının arkasından bakıyorsun bana. Vallahi inan bana, o kapının anahtarı bende. Yani benimle konuş diyecektim. Ağlayacağın zaman beni bul. Yani başka bir şey istemiyorum ki senden. Sadece gözyaşlarını paylaş benimle diyecektim. Sonra diyecektim ki, benim başım belada. Ne? Öyle işte. Ehliyetsiz trafiğe çıktım ve bir adama çarptım. Sonra da kaçtım. Adam ölmemiş. Ne olmuş bilmiyorum. Ama beni yakalayacaklar. An meselesi. Bak. Karakoldan çağırmışlar. Hı hı. Bu olduğuna emin misin? Başka bir şey olmasın? Başka ne olacak? Araba kimin? Dilara'nın.
Hani şu senin yanında gelip giden kızın arabası. Evet. İyi. De ki çalmışlardı. Suçu benim üzerime at. Benden kuşkulandığını söyle. Tamam mı? Ben de itiraf ederim. İşte beni biraz yatırırlar. Bir iki kez ziyaretime gelirsen sevinirim. Kolumu bağladın benim. Vallahi bu durumdayken sana elim bile süremem. Şu iş bir hallolsun. Sonra derin bir nefes alır düşünürsün. O zaman yine konuşuruz. İstersen. Gel teyze gel hadi. Buradalar. Hatice teyze değil mi? Aa, Hatice teyze bu. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ah sorma oğlum, hiç sorma, perişanlık. Bir yudum su verin, öldüm valla. Sen otur, ben çağırayım dedim, beklemedi. Burada nasıl oturacaksınız? Hadi bize gidelim. Barış yok mu? Yo. Ne işi var burada Barış'ın? Nasıl olur? Siz götürdünüz onu, belli bir şey. O halde niye gelip aramadın çocuğu? Ya bir kaza geçirmiş olsaydı, hiç mi vicdanın sızlamadı? Öyle habersiz tebersiz gittin, ayıp değil mi? Aa, ben müneccim miyim, ne bileyim nereye kaçtığını? Hem gelip gözünü boyadınız çocuğun, meyveler, oyuncaklar. Biliyorum. Burada o. Kaçırdınız torunumu. İyi. Bulalım, al git torununu. Evimden oldum sizin yüzünüzden. Barış gidince köye döneyim dedim. Ev sahibi başkalarına verivermiş evimi. Perişan kaldım sokaklarda. Ben bir çaresiz koca karıyım. Benimle oynamayın. Yazıktır. Ayıptır. Kalk Hatice teyze, kalk. Gel oturup konuşalım. Bir haber veremez miydin be teyze? Ne yapacağımızı şaşırdık. Gel bakalım. Yersiz yurtsuz kaldım. Sokaklara düştüm. İnsafım bu mu? El alemin çocuğuna yıllardır kol kanat gerdim. Mükafatı bu mu? Teyze, hadi gel bizim eve gidelim. Açsındır sen. Bir şeyler yersin. Hadi. Gündür lokma geçmedi boğazımda. Allah senden razı olsun kızım. Allah gönlüne göre versin. Erkek ha. Bilmem. Baktırmadık. Baktıracak bir şey yok. Erkek işte. Topaç gibi bir oğlan. Allah analı babalı büyütsün. Öyle bir sevap işlediniz ki. Ziyan olacaktı Barış. Nerede o? Burnumda tüttü.
Günün üzeri gelmez. Bilmiyor musun? Karnın doydu mu? Afiyet olsun. Şimdi ne yapacağız bakalım? Benim yerim yurdum kalmadı oğlum. Doğru doğru dost doğru. Ben artık çocuk mocuk bakamam. Nerede bakayım, nasıl bakayım? Hem Barış sana alışmış anladığım. Geç onu. Bana baba diyor işte. Sen ne yapacaksın onu konuşalım. Size yardımcı olayım isterseniz hayır diyemem. Nasıl yardımcı olacaksın Hatice teyze? Ben hayatımda kimseye yük olmadım yavrum. Bir çul serersiniz yatarım. Bir lokma ekmek varsa çok şükür der otururum. Siz de rahat edersiniz. Barış'a da daha iyi bakılır. Bak sen gençsin, yarın öbür gün kendi çocuğun olsun istersin. Sen bizi karıştırma teyze. Ama o dediğin olmaz. Yani burada kalamazsın. Sen çok taş yürekli bir adammışsın. Hiç öyle görünmüyordun ya. Barış bana babaanne demiş yıllarca. Şimdi beni kapıya mı koyacaksın? Bakın siz şu işe. Bana baba diyor demesi kolay. Aslında değil tabii de sen kabullenmişsin gibi. Ne malum. Ben onun anasını da tanıdım, babası olacağı da. Söyletme şimdi beni. El alemin çocuğuna bakmak zorunda mıydım ben? Sen benimle gel. Baş başa konuşalım. Nerede konuşacağız? Konuş işte. Şuradan şuraya gitmiyorum. Kemiklerim birbirine geçti. Kaç gündür yollardayım. Polis çağırın isterseniz. Gitmiyorum. Haksız mıyım kızım? Yani şimdi siz burada mı kalacaksınız? Şimdilik. Bunlar bana yatacak bir yer göstersinler ki gideyim. Sokakta kalacak halim yok ya. Ben çıkabilir miyim? Oo, epey geç olmuş. Çıkabilirsiniz tabii. Ha, unutmadan. Yarın gece nöbetçiyiz. Kendinizi ona göre ayarlayın. Nereye lan? Konuşabileceğimiz bir yere. Keyfin yerinde bakıyorum. Oo, hem de nasıl? Yakında hapse giriyorum. Çüş! Oha lan, bu nereden çıktı? Oğlum bak, sana söylerim ama Dursun anneye bile söylemek yok, tamam mı? Söz mü? Söz, tamam, anlat bakayım. Ya Johnny Gitar'a bakarsın değil mi? Lan oğlum, önce dalgayı anla. Öleceğine inanalım ki mirasını okuyalım değil mi? Gel gel. Bu sultan hiç öyle görünmüyordu ama çok taş kalpli çıktı. Bana torunumu göstermiyor. Olacak şey mi bu? Önce anlaşalım dedi Hatice teyze. Senin bir dediğin bir dediğini tutmuyor ki. Adam niye güvensin sana? Çok doğru. Bir torunum diyorsun. Bir elin çocuğu diyorsun. Hangisine inanalım? İkisine de. Bende yalan yok. Bir bakıma ikisi de doğru. Bak hanım, ben de dobrayımdır. Doğrum yanlışım bellidir. Ben de bir gece kalırsın. Sonra tasın tarağın toplar. Nereye istersen gidersin. Bizim evin hali malum. Bahtiyar'ın dediklerini duydun. Burada kalamazsın. Kim bakacak buna? Ben. Siz bakın. Geçmiş olsun kızım. Büyük bir badire atlatmışsın sen. Senin derdin buranda. Başını sağlam tut, aklına sahip ol. Bir adam senin hayatını allak bullak etmiş. Gölgeli bir adam bu. Başımdan attım, kurtuldum sanıyorsun ama kendini aldatıyorsun. O senin peşini bırakmayacak. Aranızda bir kadının eli var. Ne onu bırakıyor, ne seni. Bir de acı haber alacaksın. Buradan değil ama uzaktan. Epey bir para geliyor sana. Dilim varmıyor söylemeye ama miras kalıyor işte.
Onu da saçıp savuracaksın kızım. Para durmaz sende. Taş gibi görünüyorsun ama yüreğin yufka. Allah yardımcın olsun. Nesin? Kızım, koş bana bir orta kahve yap. Bak bak bak. Sende ne marifetler varmış. Allah Allah. Allah Allah. İnşallah hepsi çıkmaz. El elden üstündür arş-ı alaya kadar. Hocam aman Hatice Hanım. Ben de iyiyimdir fal hususunda. Ama kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz. Senden öğreneceğim bir iki bir şey var. Ay, ben baktırmayacağım. Lafını esirgemiyor ki bu kadın. Ruhum karardı. Bir şey sorabilir miyim? Sorma. Öbür kadını soracaksan üzüleceksin. O adama çok yakın bir yerde. Hem de çok çok yakın. Benden gizlediğiniz bir şey yok değil mi? Yok. Asiye? Gelsene. Şadiye. Arif hastanede. Gülsün de onun yanında. Söylemedik kimseye. Ne diyorsun Asiye? Aman öyle işte. Bu mahalleye böyle bir cadı gelmedi. Bakalım ne işler çevirecek. Sabah mı oldu? Uyu canım uyu. Az kaldı. Hadi uyu. Böyle şey yapılmaz oğlum. Bence yanlış yapıyorsun. Sakın yapma. Ya sen bir şey anlamıyorsun. Nasıl anlamıyorsun onu da ben anlamıyorum ama. Şair adamsın be oğlum. Ne güzel şeyler yazıyorsun. Ben senin yazdıklarını okuyunca böyle içim kıpır kıpır oluyor. Hem seni bilmem ama ben yazdıklarına inanıyorum Eko. Yani ben şimdi o şiirlerdeki gibi. Hani o şiirlerin yaşadığı yerlerdeyim. Anlıyor musun oğlum? Ya hayatımda ilk defa. Hayatımda ilk defa. Çok mutluyum be abi. Hoppa.